Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda aracımızın airbag zemberinin montajını gerçekleştireceğiz. Aracımızı çalıştırdığımızda görmüş olduğunuz gibi airbag ışığımız yandı. Airbag ışığımızın yanmasının sebebi direksiyon kutumuzun altında bulunan şu kısımda zemberek var arkadaşlar. Bu zemberekten dolayı yandı bu ışık. Renault Megane'larda bildiğiniz gibi kronik sorunu bu arkadaşlar. Airbag kablosunun kopmasından dolayı burada airbag ışığı yakıyor arkadaşlar. Aynı zamanda servis ışığı da yanıyor airbag ışığı yandığından dolayı. Şimdi bunun montajını gerçekleştirdikten sonra bakalım ışığın yanmasını kesebilecek miyiz? Parçamızı şu şekilde. Airbag zemberinin montajını yapmak için ilk olarak buradaki airbag yani hava yastığımızı sökmemiz gerekiyor. Bunu sökebilmek için de direksiyonu bu şekilde çeviriyoruz. Direksiyonun yönü bu şekilde olacak çünkü şurada görmüş olduğunuz yuva var arkadaşlar. Bu yuvadan bir tornavida vasıtasıyla içeri sokup direksiyon simidi direkt kendisi otomatik olarak buradan çıkıyor. Bu şekilde el anahtarıyla direğe sokup aşağı doğru bastığımız zaman direkt airbag kendini atıyor. Şurada görmüş olduğunuz soketleri şöyle tornavida vasıtasıyla şuradan tutup ileri doğru ittirerek sarı olan kısmı yukarı doğru geliyor. Sarı kısmı yukarı doğru ittirdikten sonra şuradan tornavida vasıtasıyla soketimizi ittirerek aynı şekilde çıkartıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra direksiyonumuzu düz konumuna alıyoruz. Direksiyonu düz konuma aldıktan sonra şuradaki soketi çıkartıyoruz. Bu soketi de çıkarttıktan sonra yıldız alyan vasıtasıyla direksiyonumuzu sökeceğiz. Şu şekilde takıyoruz buraya bunu. Direksiyonumuzu tutmamız gerekiyor tabii ki. Şu şekilde attı direkt zaten. Vidamızı söktükten sonra direksiyonumuz direkt bu şekilde yukarı doğru çektiğimizde direkt geliyor. Şuradaki soketleri de kurtarmamız gerekiyor aynı zamanda. Direksiyon simidimizi çıkarttıktan sonra bu parçayı çıkartmamız gerekiyor. Şu bakalit olan kısmı yani plastik aksamı şu alttaki vidalardan söküyoruz. Zaten iki tane vida tutuyor bunu. Bu kısmı da söktükten sonra airbag zemberimiz çıkartıp yerine yenisini takacağız. Alttaki vidaları da söktükten sonra bakaletimizi şu şekilde yukarı çekerek çıkartıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra şuradaki görmüş olduğunuz direksiyon kumandasının kablosunu çıkartıyoruz. Bunu çıkarttıktan sonra şuradaki vidayı da çıkartıp bunu buradan söküyoruz. Direksiyon kumandamızı da söktükten sonra sıra sinyal kolları far kolunu sökmeye geldi. Şuradaki iki vidayı sökerek işleme devam ediyoruz. Sinyal koluyla far kolumuzun vidalarını da söktükten sonra şu şekilde plastik aksamlarını alıyoruz. Plastik aksamlarını aldıktan sonra gördüğünüz gibi airbag zemberi ortaya çıktı. Artık bu eski airbag zemberini çıkartıp yerine yeni airbag zemberini takacağız. Airbag zemberimizi sökmek için şuradaki gördüğünüz çıt çıtlı kısımları tornavida vasıtasıyla kastırarak çıkartacağız. Eski airbag zemberimizi tornavida ile kastırdıktan sonra şu şekilde direkt hemen attı. Zaten bunu bir herhangi bir vida tutmuyor. Çıt çıtlı bir sisteme sahip. Yeni airbag zemberimiz burada. Şimdi bunun montajını aynı şekilde üstüne oturtarak yapacağız. Yalnız yeni airbag aldığınız zemberini şu kısmıyla oynamayın yani şu döndürerek uğraşmayın yoksa parçaya arıza verebilirsiniz. Bu da
tekrardan airbag işinin yanmasına sebebiyet verebilir. O yüzden aldığınız şekilde direkt takın. Ve ayrıca bu işlemi yaparken aracın direksiyonu düz bir konuma sahip olsun. Airbag zemberinin şurada görmüş olduğunuz çıt çıtlı sistem şuradaki gördüğünüz yuvayla eşdeğer olsun. Bu şekilde sorunsuz bir şekilde takacaksınız. Zaten şu an direksiyonun düz olduğunu gösteriyor şuradaki çizgi ise. Şu an tam düz konuma sahip direksiyonumuz. Airbag zemberimizi şu şekilde yerine oturtuyoruz. Bunu oturturken şu alttaki şu kısımlara dikkat edin. Bu şekilde airbag zemberimizi yerimize oturttuk. Şu an herhangi bir problem yok. Sırasıyla toplama işlemlerine geçtik. Şimdi bu plastik parçaları takıyoruz. Daha sonra da bakaret kısmı yani direksiyon kutusunun parçalarını şu şekilde parçaları takacağız. Parçaları taktıktan sonra sıra direksiyon simidimizi takmaya gelecek. Direksiyon simidini taktıktan sonra en son hava yastığını takacağız. Ve bunları işlemleri yaptıktan sonra bakalım airbag ışığını söndürebilecek miyiz? Evet arkadaşlar, airbag zemberimizin montajı tamamlandı. Şimdi bütün parçalarını taktık. Şimdi aracı çalıştırıp aracımızın airbag lambası yanıp yanmayacağını bakacağız. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi airbag ışığımız söndü. Bu sorunu da bu şekilde çözmüş bulunduk. Bir diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.